Şanlıurfa Ziraat Odaları Başkanları sulama fiyatlarının yüksek olması nedeniyle devlet su işleri önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Sulama birliklerimizde Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanları sulama fiyatlarının yüksek olması nedeniyle DSİ Bölge Müdürü ile görüştü. Görüşme sonrası Başkanlar Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Çiftçinin girdi fiyatlarını değerlendirdiğimiz zaman yine yüksek gelmektedir. Yeri geldiğinde 1360 liraya tekabül etmekte, yeri geldiğinde 3 milyon 3 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Bu şartlar altında çiftçilerimizin üretim yapması çok zor. Hepimiz biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız özellikle şöyle bir pandemi döneminde şöyle bir açıklamada bulundu. Çiftçilerimiz ekilmedik bir yer bırakmasın. Açıklamayı Ziraat Odası Başkanları adına İl Koordinasyon Başkanı Hikmet İpar yaptı. Vermeye hazırız demişlerdi. Ancak bu şartlar altında bizim bunu gerçekleştirmemiz söz konusu değildir maalesef. Çiftçimiz mazot alırken KDV ödüyor. Gübre alırken KDV ödüyor. İlaç alırken KDV ödüyor. Dolayısıyla çiftçimiz KDV'yi zaten ödemek durumunda kalıyor. Bununla birlikte çiftçimiz mal sattığı zaman da KDV'nin yanında bir de stopaj ödüyor. Yani biz alırken de devlete vergi ödüyoruz, satarken de devlete vergi. Başkan İpar açıklamasında fiyatlara tepki gösterirken sorunların çözümü için ileriki günlerde Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye ileteceklerini söyledi. Düşürülmesi gerekiyor. Ancak bu şartlar altında çiftçilerimizi tarlada tutabiliriz. Gıda güvenliğinin son derecede önemli olduğu böyle bir dönemde çiftçinin ayakta durabilmesi için devletin kesinlikle bu destekleri vermesi gerekiyor. Şu anki şartlar altında çiftçilerin üretim yapması çok zor olduğunu söyleyen Hikmet İpar, sulama birliklerinde yer yer değişik fiyatlar uygulandığını ifade etti. Bütün bilgileri bize aktardı, biz sorunlarımızı kendisine aktardı. Herkes bunu iyi bilsin. Daha önce batı, tank, top, uçak diyordu. Şu anda dünya gıda diyor. Dünyanın en büyük silahı gıda. Ondan dolayı...